Merhaba dostlar. Geldik EBOB ECOG'un ikinci bölümüne arkadaşlarım. Yani problemler kısmına. Şimdi EBOB ve ECOG'la çözülen problemleri halletmeye çalışacağız dostlar bu videomuzla birlikte. Odaklanmasını ayarladık inşallah. Hemen ilk kağıdımızı alıyoruz önümüze. İlk etapta EBOB problemleri nasıl çözülür bunu öğreneceğiz dostlarım. Şimdi bir problemin EBOB'la çözüldüğünü nereden anlayacağız biz? Burası önemlidir dostlar. Genelde öğrencilerimizin karıştırdığı kısım burası. Diyorlar ki hocam ben tamam problemi çözeceğim ama EBOB'la mı çözeceğim, ECOG'la mı çözeceğim? Bunu bir anlasam gerisini halledeceğim zaten diyorlar. Bizim de sıkıntımız burasıydı dostlarım. Şimdi burayı bir halledelim ilk önce. Şimdi kitaplarda şöyle bir cümleyle karşılaşırsınız. Her soru konu anlatımlı bir kitapta. Bütünden parçaya gidiliyorsa EBOB kullanılır. Yani asıl işte şimdi anlayacağımız kısım burası. Büyük bir şey verilip de bize dostlarım. Bu büyük bir şeyden küçük şeyler yapmamız istenirse EBOB bulacakmışız biz dostlar. EBOB kullanacakmışız canım kardeşim. Mesela nasıl bir şey hocam? İşte sana diyecek ki dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kenarları İşte 400 metre, 40 metre, 60 metre gibi sayılar verecek. Bu bahçenin kenarlarına ağaç dikeceksin sen diyor. Bak kocaman bir bahçe vermiş. Minik minik ağaçlar dikmemizi istiyor bahçeye. Büyüğü vermiş, küçük isteniyor. Sen o zaman bu soruda EBOB yapacaksın. Ya da dikdörtgen şeklindeki bir yüzeye, yani işte bir evin bir tabanını düşünün arkadaşlar. Bir odanın tabanına dikdörtgen şeklindeki bir sınıfınızın tabanı olsun. Küçük kare fayanslar döşeceksin. Tabii ki verilen o kare fayans sınıfın tabanından küçüktür, değil mi dostlarım? Bak büyüğü verecek sana. İşte bu dikdörtgen şeklindeki yüzeyin kenarları 10 metreye 20 metre diyecek. Hadi bakayım fayanslar döşeyin diyecek. Ya da büyük bir dikdörtgenler prizma verip bunu küçük küpler halinde yerleştirin diyecek ya da içine küçük küpler koyun diyecek. Prizmayı verecek, küpleri isterse kaç tane küp yerleştireceksin diye sorarsa da hepsinde EBOB kullanıyormuşuz dostlarım. Ya da bakın işte şöyle sorular sorulmuş vakti zamanında. Böyle çuvallar var arkadaşlarım. Çuvalların içinde bu çuvalları diyor küçük poşetlere koyacaksın diyor. Kaç tane poşet gerekir? Şimdi çuvalı vermiş, poşeti istiyor senden. Poşet sayısını istiyor. Bak büyüğü verip küçük istenirse sen bu soruda EBOB kullanacaksın dostum. Anlayabileceğiniz en güzel halk dilinde anlatmaya çalıştım dostlar. Bunu bu şekilde sakın şöyle bütünden parçaya gidiyorsa falan filan. Kimileri diyor ki içinde en az kelimesi varsa EBOB, en çok kelimesi varsa ECOG. Dostum bunlar da karıştırılıyor çünkü öyle bir soruda en çok diyor sen EBOB kullanıyorsun. En az diyor yine EBOB kullanıyorsun. Öyle sorular da var. Hiç oralara kafanızı karıştırmayın. Bana büyük verilip küçük isteniyorsa EBOB kullanacakmışım. Tersini de düşün artık dostum. O zaman sen ECOG problemini de yine kendinde halledebilirsin. Küçük verilip büyük isteniyorsa da ECOG kullanacakmışız. Şimdi soruda sorulan şeyin sayısı. İşte kaç tane ağaç gerekir? Kaç tane fayans gerekir? Kaç tane poşet gerekir? Kaç tane küp gerekir gibi. Bu şeylerin sayısını da bulmanın yolu verilen şeyin toplam miktarı ve bulduğunuz EBOB olacak arkadaşlarım. İşte ağaç dikme sorusuysa eşit aralıklarla ağaç dikeceksin. Sen bir dikdörtgen şeklindeki bahçenin bir şuraya bir buraya ağaçlar dikeceksin. EBOB dediğin şey bulduğun o EBOB iki ağacın arasındaki mesafe olacak arkadaşım. Ya da şu poşet dediğimiz bir poşetin hacmi nedir? Bulacağın EBOB olacak. Kare fayans döşeceksin. Karenin bir kenarı EBOB olacak. Küp döşeceksen küpün bir kenarı EBOB olacak. Sorularım içerisinde hadi gelin şimdi de bunları anlamaya çalışalım. Şimdi sorularla daha iyi öğreneceğiz demiştik biz matematiği ve geometriyi. O yüzden soru çözümlerimiz daha önemli. Yani asıl konu anlatım kısmı burası arkadaşlar. Sakın ha burayı dinlememezlik yapmayın. Soruları hızlı hızlı geçmeyin sakın ha. Her soruyu tane tane dinleyin. Evet, ilk soruyu okuyalım. Boyutları 30 ve 50 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin işte size boyutları 30 ve bilmem ne dedi? 50 mi dedi? 30 burası, 50 burası olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kenarlarına ve köşelerine eşit aralıklarla ağaçlar dikilecektir diyor. Yani şuradan başladın.
Şöyle, her biri eşit aralıklı olacakmış dostum. Şu 30'luk kenar da eşit aralıklı olacak. 50'lik kenar da eşit aralıklarla olacak. Peki öyle bir aralık bulacaksın ki sen, öyle bir aralık olacak ki hem 30'un bir böleni olacak hem de 50'nin bir böleni olacak. Yani ikisinin de ortak böleni olacak dostlarım. Ve sen ne kadar büyük yaparsan bu aradaki mesafeyi, o kadar az ağaç dikersin. Yani az ağaç dikmen için buradaki ortak bölenlerin en büyüğünü alman lazım. O yüzden EBOB buluyoruz. Alın size farklı bir de açıklama oldu bu. Neden EBOB'la çözdüğümüzün bir diğer açıklaması olsun bu da. Hemen 30'la 50'nin EBOB'unu şöyle kenarda bulalım biz dostlarım. Ne yapıyorduk? İlk önce 2'ye bölüyorum. İkisini de bölüyor mu? 15. İkisini de bölüyor mu? Evet, böldü. Yanına yıldızı çaktı. Artık ikisi de 2'ye bölünmüyor. 3'e geçtim. Bu 5 olur, bu bölünmez, 25. İkisini bölmediği için yıldız koymadı. Şimdi zamanla zaten bu EBOB'un hemen 10 olduğunu pat diye göreceksiniz. Ama bunlar hep zamanla olacak arkadaşlar. Soru çözdükçe EBOB'u daha hızlı bulacaksınız ki tut ki bulma anasını satayım. Böyle uzun uzun yap ya. Ne olmuş yani, en fazla 30 saniyede yaparsın. Yani ne olacak EBOB'u bulma işini. Peki 3'e de bölünmüyor, 5'e geçtim. Bu 1 oldu, bu 5 oldu. Buna da madalya taktım. Zaten 1'e düştüğü zaman artık ortak çarpan olmayacağı için hani bundan sonrakilerin hiçbiri ortak olmayacak. Ama isterseniz biz dibine kadar geldik işte. Yaptık, hepsini bulduk. Bakın EBOB'ları 2 ile 5 çıktı. EBOB 10 geldi dostlarım. Şimdi gereken ağaç sayısını bulalım biz. Ağaç sayısı. Ne dedik konuyu anlatırken? Tüm verilen şeyin tamamı, yani şuradaki kenarlar verilmişti. Kenarların tamamı. Tabii dikdörtgen dediği için 4 kenarı da alacaksın. Sadece 30 ile 50'yi değil, 4'ünü de alacaksın. Yani 50, 30 daha 80. Bir 80 de buradan geliyor, 160 yapıyor. O yüzden 160 bölü EBOB, yani 10. Sıfırları götürelim, 16 bölü 1'den 16 çıktı sorumuzun cevabı. Evet. Ben olsam senin yerinde artık sorular hep bundan sonrası birbirinin aynısı dostlarım. Hepsinde EBOB bulacağız. Hepsinde toplamı EBOB'a böleceğiz. Merak etmeyin, budur aslında olayımız. Ben olsam senin yerinde şu hususta bir videoyu durdururum. Bir çözmeye çalışırım bu soruyu. Bence yap yani bunu. Şimdi ne diyor burada? Eni 126, boyu 180 olan dikdörtgen biçimindeki bir tarla. Şöyle bir tarla. Burası 180 olsun, burası 126 olsun. Tarla hiç akmayacak biçimde eş karelere bölünerek küçük bahçeler yapılıyor diyor dostlarım. Şimdi biz bu tarlayı şöyle eş karelere böleceğiz. Şu şekilde. Artık kaç tane kareye böleceğiz bilmiyoruz tabii ki dostlarım. Böyle karelere böleceğiz. Ben 3 tane yaptım. Buraya da 5 tane yaptım ama ona aldanmayın. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Küçük bahçeler yapıyorlar. Bu şekilde en az kaç tane eş bahçe elde edilir? Bak, büyük dikdörtgenden küçük kareler elde etmeye çalışacaksın. Tabii ki karenin bir kenarını bulacağız biz şimdi. Bunun için de EBOB kullanacağız değil mi dostlar? Hemen 126 ile 180'in EBOB'unu bulalım. 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 63. Bak, ikisi de kaça bölünür diye düşünelim. 3'e bölünüyor mesela değil mi? Hemen 3'e geçelim biz. İkisinin de ortak bölündüklerine bölelim. 3'e böl 21, 3'e böl 30. Bak, bir daha 3'e bölünüyor. 3'e böl 7, 3'e böl 10. Şimdi artık ortak bölenleri kalmadı. O zaman gerisiyle ilgilenme. İşte EBOB'ları ne çıktı? 2 kere 3 6, 6 kere 3 de 18 çıktı dostlarım. EBOB 18'miş canım kardeşim. Hemen bulalım şimdi. Bakalım kaç tane gelecek buraya, kare gelecek diye. Şu kenara kaç tane kare gelir? Yani bir kenara 18 olan 10 tane kare çizebilirsiniz değil mi buraya dostlarım? 10 tane şuraya kare çizersin. Bir kenarını, çünkü 18 bulduk. 10 tane şu yatay sıra. Peki 18'e hemen 126'yı 18'e bölersek kaç kere var? 7 kere 8 56 oluyor. Bakalım 7 oluyor mu? 70, 56, 7. Demek ki aşağıya doğru da şuraya doğru da 7 tane. Yani 7 tane şöyle 10'luk sıra var. 7 tane dostlarım. Toplamda 10'luk sıra var. O halde 70 tane kare çıkar demeniz yeterli olacaktır tabii ki. Tabii bunu nasıl bulacaktık normalde? 180'i hemen EBOB'a böldük 10. 26'yı EBOB'a böldük 7. 7 çarpı 10'dan 70'i böyle de söyleyebilirdik dostlar. Evet. Bunu da hallettik. Hemen
Başka soru çözelim. Şöyle iki tane daha sorumuz varmış. Onları da gömelim. İnşallah bunlar güzel okunuyordur dostlar. Biraz açık renkle yazmışız. Artistlik olsun diye ama okunuyor ama bir daha bunlarla da yazmayayım ben ya. Daha koyu renkleri kullanalım. Şimdi 60, 72 ve 108 metre uzunluğundaki 3 eşit kumaş. Bak büyük kumaşlar değil mi? 108 metre, 72 metre. Parçalara ayrılmak isteniyor. Yani küçük parçalara ayıracaksın. O zaman EBOB. Büyük vermiş, küçük istiyor. Her bir metrenin tam kat uzunlukta olacak şekilde en az kaç parça elde edilir diye bir soru sormuş. Ne yapacağız? EBOB'larını bulacağız hemen. 60'ın, 72'nin ve 108'in EBOB'unu bir arayalım. Hepsini bir 6'ya bölünüyor mesela. 6'ya bölünme eksi bakın. İlla 2 ile başlamak zorunda değilsin. Hani gördün diyelim hepsi kaça bölünüyor böyle bir baktın. 6'ya bölünüyor hepsi. Hiç düşünme o zaman. Hemen hepsini 6'ya böl canım kardeşim. 6'ya böl 10. 72'yi 6'ya böl 12 mi oluyor? Evet. 108'i 6'ya bölelim. 1 48 de 8. 18 oluyor arkadaşlar. Peki başka? Hepsi bakın 2'ye bölünüyor. 2'ye bölelim 5, 2'ye bölelim 6, 2'ye bölelim 9. Başka ortak bölenleri yok bunların dostlar. O yüzden EBOB'ları 6 çarpı 2'den 12 geldi. Şimdi 60 ya bu bulduğumuz 12 işte o küçük kumaşlardan, küçük parçalardan bir tanesinin uzunluğu. Hepsi 12'ye bölündüğü için hepsinden eşit parçada kumaş gelecek. Peki 60'ı 12'ye bölersem kaç tane kumaş elde ederim 60 metrelik kumaştan? Kaç tane 12'lik parça elde ederim dostlar? Hemen 60'ı 12'ye böldünüz. 5 tane oradan geldi. Peki 72'yi 12'ye bölsem kaç tane oradan geliyor? 6 tane değil mi? 72 bölü 12'den 6. 108'i 12'ye böldük. 9 mu oluyor? 108'i 12'ye bölersem. Evet. 9 tane de oradan geldi. Toplayalım. 5, 9 daha 14, 6 daha 20 parça kumaş elde ediliyormuş dostlar. Geldik şuna. Boyutları 30, 45 ve 90 olan dikdörtgen prizması şeklindeki kutunun içerisine bir ayrıtının uzunluğu tam sayılan küp şeklindeki eş paketler yerleştirilecektir. Bak burada da diyor ki, şimdi bir dikdörtgenler prizması var diyor. Ben şöyle ilk sorumuz olduğu için resmini bir çizeyim bu dikdörtgenler prizması ile ilgili ilk soru. Şöyle hatta arka tarafları da şöyle kesik kesik çizelim. Şöyle bir dikdörtgenler prizması. Sen diyor bunun içine şöyle küpler yerleştireceksin. Artık kaç tane yerleştirebilirsen diyor dostum. En az kaç küp yerleşir diye bir soru sormuş bize. İşte bu şekilde küpler, hatta şöyle üste de yerleştireceğiz tabii ki. Şöyle olacak. Şöyle şöyle. Şöyle. Şöyle küpleri yerleştireceğiz artık diyor. Hani bu şekilde kaç tane yerleştirebilirseniz diyor. Şeklinde kutunun içine bir ayrıntı uzun tam sonra küp şeklinde eş paketler yerleşecek. Hiç boşluk kalmayacak şekilde kutuya en az kaç paket yerleştirilebilir? Şimdi biz EBOB bulacağız tabii ki. 30, 45 ve 90'ın EBOB'unu bir bulalım arkadaşlarım. Aslında 15 olduğu aşikar ama biz yine de şöyle hadi uzun yolla bir bulalım. Bak hepsi 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Hepsini 3'e bölelim bir iki etapta. 10 olur. 15 olur, 30 olur. Hepsi bölündü. Hepsi 5'e bölünüyor mu? Bölelim. 2 olur, 3 olur, 6 olur. Hepsi 5'e de bölündü. Sonra işte 2'ye bölersek 1, 3'e bölersek 1. Burası 2 olur 3'e bölersem. Bir daha 2'ye bölersem de 1 olur gibi böyle gidiyor işte arkadaşlar. EKOB'larını bulmak istesem tek tek uğraşırdım ama EBOB'ları deyince dostlarım böyle çok fazla uğraşmadan böyle bir baktığınızda göz ucuyla mesela hepsi 5'e bölünen sayılar. Nereden anladın hocam? Bölünebilmede ne dedik? Son rakamı 0 ya da 5 olanların hepsi 5'e bölünür. Hemen 5'e böldüm hepsini mesela diyelim. İlk etapta böyle de başlayabiliriz. Yani illa 2 ile başlayacaksın diye bir kural yok. EBOB'ları ne bulduk biz? 3 çarpı 5'ten 15. Bu bulduğumuz EBOB işte şu küçük parçalardan birinin kenar uzunluğu. Küplerden birinin kenar uzunluğu. Peki kaç tane küp gerekir hocam? Dostlar bu 3 boyutlu cisimlerdeki EBOB EKOB sorularında da hacimle çözüyoruz soruyu. Yani büyük kutunun hacmini küçük kutunun hacmine bölerseniz bu prizmalardan birinin büyüğünün hacmini küçüğünün hacmine böldüğünde sana kaç tane küp gerektiğini söyleyecek dostlarım bu da. Peki hocam bir prizmanın hacmi nedir? 3 kenarının çarpımıdır. Yani büyüğünün hacmi 30 çarpı 45 çarpı 90'dır. Küpün hacmi nedir? Yine 3 kenarının çarpımı. Prizmaların hepsinde kural bu. 3 kenarının çarpımı. Hocam küpün 3 kenarı da aynı. Aynı olsun. 3'ünü de çarpıyorsunuz. A küptür küpün hacmi.
Peki hatta sadeleştirme yapalım. 30'u 15'e bölelim 2. 45'i 15'e bölelim 3. Bunu 15'e bölelim 6. 2 kere 3 6. 6 kere 6 36 çıktı. İşte senin istediğin küp sayısı. Yani paket sayısı 36'ymış dostlar. Evet. Hemen aldık. Bakın iki tane daha EBOB problemiyle ilgili sorumuz var. Diyor ki boyu 70 santim 20 santim olan dikdörtgen biçimli sunta kare biçiminde eş alanlı parçalara hiç sunta artmayacak şekilde bölünüyor. Parçaların sayısı en az kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Biz artık büyük bir dikdörtgenden küçük kareler elde edeceksek EBOB bulacağımızı biliyoruz. Bak ikisi de 10'a bölünüyor. Hemen 10'a böldüm 7, 10'a böldüm 2. İkisinin de bölündüğü tek sayı zaten 10. O zaman EBOB'ları 10 arkadaşlar. En büyüğü de bu. EBOB 10 çıktı. Şimdi hemen şu tahtayla bir çizelim isterseniz şuraya. Bakın böyle bir şurası 70, burası 20 olan bir tahta var. 10 dediğimiz için bir karenin kenarı şöyle 10, 10, 10, 10 şeklinde bir kare. Burayı iki parçaya ayıracak zaten. 70'i de hocam şöyle 7 parçaya ayıracak. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, işte 6, bir de buradan gelelim hadi. 7, 10, 10, 10 santimlik 7 tane de parça buradan çıkacak. 7 buradan, 7 de buradan, toplam 14 tane parçayla biz bu işi halledebileceğiz dostlarım. Şuna gelelim. Bakın çuval var. Çuvallar küçük paketlere gidecek arkadaşlarım. Şöyle bir çuval düşünün hemen. Bu bizim çuvalımız işte 25 kilogram ağırlığında. Biz bunu küçük poşetlere koyacağız arkadaşlar. Şu 25 kuruşluk poşetlerimiz var ya. Onların küçüğüne koyacakmışız dostlar. Ve hiç artmayacak falan filan. Oraları çok fasafiso dostlar. Buraları hiç okumayın. Biz çuvalı ve poşeti gördük. EBOB yapacağımızı anladık. Hemen bulalım EBOB'larını. Şimdi 25, 35, 55. Bak hepsi 5'e bölünüyor. Hemen bölelim. Bu 5 kaldırır. Bu 7 kaldırır. Bu da 11 kaldırır. Başka 5, 7, 11'in ortak böleni olmadığı için bir tek 5 var. O zaman EBOB'ları 5 diyorum dostlar. EBOB'ları 5 ise bu bulduğumuz 5 şuradaki bir tane küçük poşetin ağırlığı. Peki 25 kilogramlık bir çuval var elimde. 5 kilogramlık kaç tane çuval elde ederim bundan? Hemen 25'i 5'e böldüm. 5 tane burada. Peki 35 kilogramlığı 5 kilogramlıklara kaç tane ayırırım? 35 bölü 5'ten 7 tane. 55 kilogramlık çuvalı 5 kilogramlık poşetlere doldurmak istersem kaç tane poşete doldururum? 55 bölü 5'ten 11 tane. Toplam 11, 7 daha 18, 5 daha 23 tane poşetle biz bu işi halledebilirmişiz dostlar. Evet arkadaşlar. EBOB problemleri böyleydi işte arkadaşlar. Geldik şimdi EKOK problemlerine. Şimdi EBOB'da ne demiştik? Büyük verilip küçük isteniyorsa. Burada da küçük olanı verecek, büyük olanı isterse de EKOK kullanacağız dostlar. Sen tabii kitapta parçadan bütüne, hikaye burası, geç parça ne, bütün ne yarasını satayım. Küçük de büyük de, daha ne parçası ne bütünü. Peki, mesela örnekler vermiş işte. Dikdörtgen levhalar ile kare bir bölge yapmak istiyor. Bak küçük dikdörtgenleri şöyle verecek sana dikdörtgenleri. Diyecek ki bunları yan yana, üst üste şöyle birleştir ama sonunda bir kare çıksın diyecek mesela. Dikdörtgenden kare yap diyecek. İşte sana küçükler vermiş, büyük bir şey isteniyor. Küçük prizmalar olacak şöyle elinizde. Şöyle küçük prizmalar. Bunlara diyecek ki hadi bakayım yan yana, yine az önceki gibi yan yana üst üste koyun. Kaç tane prizmayla küp yaparsınız. Bak küçük prizmaları veriyor. Büyük bir küp yapmanı istiyor. Bir de özel olarak zaman sorularımız var arkadaşlar bizim. Bir de gruplandırma sorularımız var. Bunları da göreceksiniz, merak etmeyin. Zaman ve gruplandırma sorularında da EKOK yapacağımızı bilelim biz şimdilik. Soruları birazdan görünce daha iyi anlayacaksınız. Nasıl bir şeydir gruplandırma sorusu ya da zaman sorusu dediğimiz şey nedir? Şimdi anlayacaksınız dostlar. İşte alın size zaman sorusu. İki tane zaman sorusu. Diyor ki bak, bir hasta 3 farklı ilacı 6, 8, 12 saatte bir almaktadır. Bu ilaçları bir arada aldıktan kaç saat sonra tekrar bir arada alacaktır? Şimdi dostum zaman sorusu olduğunu anladın sen. Hemen burada EKOK bulalım bir arkadaşlar biz. 6, 8,
12 diyelim. Ekoklarını bir bulalım. 2 ile başlıyorum. 3 olur, 4 olur, 6 olur. 2'ye bir daha bölüyorum. 2 olur, 3 olur. 2'ye bir daha bölüyorum. 1 olur. 3'e bölüyorum. 1, 1 oldu burası da. Ekokların 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24 çıktı. İşte bu ekok nedir biliyor musunuz zaman sorularında? Zaman sorusu zaten hep birlikte iş yapma sorusu. İşte birlikte lambalar yanar, birlikte nöbet tutar, birlikte aynı ilacı alma dediği şeyler. Hep birlikte yapılan sorular zaman sorularıdır dostlarım. Ve senin bulduğun ekok ise o işi birlikte yapmalar için geçmesi gereken süredir. Yani bu adam mesela bu soru için konuşalım. İlaçların üçünü de, üç ilacı da bir içti diyelim burada. Birinci içişi burada oldu. Üçünü aynı anda. İkinci içişi arkadaşlarım mesela birini işte 3 saat, 6 saat sonra, birini 8 saat, birini 12 saat gibi gidiyor böyle. Sürekli 3 saat, 6 saat, 6 saat, 6 saat diye geliyor. 8 saat, 8 saat, 8 saat. Ama bir 24 saat geçtikten sonra, şu arada 24 saat sonra ikinci kez üçünü bir daha birlikte içiyor. Bir 24 saat daha geçerse üçüncü kez üçünü birlikte bir arada geçiyor. Yani her 24 saatte bir o ilaçların üçünü aynı anda denk düşürüyor dostlar. Bize neyi soruyor? İlaçları bir arada aldıktan sonra işte şuradan sonra mesela bir daha ne zaman alır diyor. 24 saat sonra dostlar. 24 saat sonra bir daha üçünü birlikte alır. Şimdi şuna gelelim. 3 lamba sırasıyla bilmem ne bilmem ne saniyede bir yanmaktadır. Bu lambaların 3'ü birlikte yandıktan kaç saniye sonra 3. kez? Biz önce bir ekoklarını bulalım değil mi bunların? 10, 12 ve 15'in ekokunu bulalım. 2'ye bölelim 5, 6. Bu bölünmedi. Yazmadım o yüzden. Ya da yazalım ha 15 diye yazalım. Bir daha 2'ye bölüyorum. 5 bu bölünmedi. Bu bölündü 3, bu bölünmedi 15. 3'e bölüyorum, bu bölünmedi, bu bölündü, bu bölünmedi. 5'e bölüyorum, bölündü, bölünmedi, bölündü. Ekokları ne çıktı? 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. 12 ile 5, 60. Demek ki 60 saniyede bir birlikte yanıyor. Birlikte yanıyor. Yani şimdi diyelim ki birinci kez yandılar. Birinci kez. Aradan bir 60 saniye geçti, ikinci kez. Bir 60 saniye daha geçti. Üçüncü kez. Bize de üçüncü kezi soruyor. Yani 120 saniye sonra üçüncü kez yanarlar birlikte arkadaşlar. Çünkü diyor ki ilk kez birlikte yandıktan sonra kaç saniye geçmesi lazım üçüncü olana kadar diyor arkadaşlarım. Tabii ki 120 saniye geçti, birlikte yandılar. İşte size zaman soruları böyleydi dostlarım. Hemen şuna bakalım. Şimdi burada da diyor ki boyutları 10, 15 ve 20 santim olan prizma şeklindeki kutularda. Şimdi şöyle prizmalarımızı göstereyim. Şöyle prizmalarımız var. 10, 15 ve 20 santim. Bu prizmaları sen diyor yan yana getir, bir küp yap diyor. Bunları yan yana getirilerek şöyle kocaman bir küp yapacaksın diyor dostum. Yani küçükten büyüğe gidiyorsun değil mi canım kardeşim sen? Bunları böyle içine dizeceksin. Şöyle içine dizdin diyelim işte küplerimizi, prizmalarımızı neyse. Bunlar yan yana geldikçe bir küp oluşturacaklarmış diyor. Acaba kaç tanesine ihtiyacım var küp olması için? Küçükten büyük yapacaksam da ekok demiştik. Hemen 10, 15 ve 20'nin ekokunu alalım canım kardeşim. 2'ye bölelim 5 ve 10. Burası 15. Bir daha 2'ye bölelim 5, 15 ve 5. 3'e bölelim 5, 5, 5, 5'e bölelim 1, 1, 1. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. 12 ile 5 de 60. İşte bunlar yan yana geldiğinde bir kenara 60 olan bir küp oluşur dostlarım. Peki biz katı cisimlerde ne yapacaktık? EBOB'da öğrendik bunu. ECOG'da da aynı şey geçerli. Sayıyı bulmanın sayı eşittir diyoruz. Kaç tane sayısı nedir sorusunun cevabını hacimleri böleceğiz. Tabii ki büyük olan küp olduğu için küpün hacmini bir kenara 60'sa 3 tane 60'ı çarpıyorum. Bölü bir prizmanın hacmi 10, 15, 20'nin çarpımı. 60 ile 10'u sadeleştirelim 6. 15 ile 60'ı sadeleştirelim 4. 20 ile 60'ı sadeleştirelim 3. 6 kere 4 24. 24 ile de 3'ün çarpımı 72 tane prizmayla biz bu işi halledermişiz diyoruz.
Kaç dakika olmuş? 24 dakika olmuş. Devam. Hadi bir tane daha yapıyoruz. Bir durakta hareket eden 3 dolmuştan birincisi 20. Bakın yine zaman sorusu. Üçüncüsü 40 dakikalık aralıklarla sefer yapmaktadır. Aynı anda hareket eden bu 3 dolmuş en az kaç dakika sonra tekrar birlikte hareket eder? Yani birinci hareketlerini yapıyorlar. Birlikte 3'ü. Sonra diyor ki ikinci hareketlerini bir daha yapana kadar kaç dakikalık zaman geçer diye soruyor. Yani bize kısaca neyi soruyor? Ekokları. Zaman sorusunda ekok yapıyordu. Peki hemen 20, 25 ve 40'ın ekokunu alalım. 5'e bölelim hepsini ilk etapta. 5'e böl 4, 5'e böl 5, 5'e böl 8. Başka 4'e bölelim 1 olur. Ya da 2'ye bölelim arkadaşlar biz yine. 2'ye bölelim bildiğimizden şaşmayalım. 2 olur, 5 olur, 4 olur. Bir daha 2'ye bölelim 1 olur. 5 olur, 2 olur. Bir daha 2'ye bölelim. 1 olur, 1 olur, 5 olur. 5'e bölelim, 1 olur. Yani ne çıktı? 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 5, 40. 5 kere 40, 200. 200 dakikada bir birlikte hareket ediyorlarmış. Demek ki bize de 200'ü soruyor. Üçüncü kez birlikte deseydi bir 200 daha geçecekti. 600 diyecektik sorumuzun cevabına. Evet. Şimdi geldik. Hemen iki soru daha çözelim dostlarım. Bakın ne diyor? Emrah oyuncaklarını dörderli, beşerli, altışarlı. İşte bu da gruplandırma sorusu. İşte misketlerini üçerli, beşerli, altışarlı, dörderli, beşerli, yedili. Demek ki bunlarda da ekok kullanıyormuşuz. Şimdi diyor ki Emrah oyuncaklarını, şimdi Emrah'ın oyuncakları E tane olsun. Bu E tane oyuncağı dörder dörder gruplara ayırıyorsun. Beşer beşer gruplara ayırıyorsun ve altışar altışar gruplara ayırdığında hiç oyuncak artmıyor. Yani ne demek bu? Emrah'ın oyuncakları dörde de, beşe de, altıya da bölünüyor demek. Yani Emrah'ın oyuncakları dördün de bir katı, beşin de altının da. Demek ki üçünün de katı. En az dediği için en az katı, yani en küçük katı, en küçük ortak katları. Yani ekok bulacağımızı böyle de anlayabilirdik dostlarım. O zaman 4'ün, 5'in ve 6'nın ben ekokunu bulacağım. 2'ye bölüyorum 2, 5, 3. 2'ye bölüyorum 1, 5, 3. 3'e bölüyorum 1, 5, 1. 5'e bölüyorum 1, 1, 1. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. 12 ile de 5'in çarpımı 60'tır. Emrah'ın oyuncaklarının sayısı en az. 120 de olabilir Emrah'ın oyuncakları. Ama bize en azı soruyor. Çünkü 60'ın bütün katları olabilir. Çünkü 60'ın bütün katları hem 4'e hem 5'e hem 6'ya ortak bölünür. Bize en az dediği için 60 dedik biz. Mesela deseydi ki en az 3 basamaklıdır Emrah'ın oyuncak sayısı. En az kaç olur deseydi? 3 basamaklı en az kaç olur? O zaman cevap 120 olurdu. 180 var. Gidiyor böyle 60'ın katları işte 240, 300, 360 gibi 60'ın katları gider bu şekilde. En az 3 basamaklıyı sorabilir. En çok 3 basamaklı kaç tane olabilir diye sorabilirdi tabii ki. Geldik şuna. Kenar uzunlukları 14 ve 20 santim olan dikdörtgen şeklindeki fayanslar kullanılarak kare şeklindeki bir zemin döşenecektir. Bak EBOB sorusunun tersi. Bize ne vermişti? Dikdörtgen şeklindeki bir sınıfın tabanını verdi. Kare fayans döşecektik orada. Ama burada fayansı verip tabanı bize soruyor dostlar. Şöyle küçük küçük fayanslar veriyor dikdörtgen şeklinde bir 14'e 20 santimlik. Sen diyor bunları yan yana üst üste getirip şuraya dizerek diyor kaç tane getirirsem diyor sen bir kare yaparsın diye bir soru soruyor. Buna göre en az kaç fayansa ihtiyaç var? O zaman ne yapıyoruz? 14 ile 20'nin küçükten büyüğe gittiğimiz için ekok kullanıyoruz. 14 ile 20'nin ekoku. 2'ye böl 7, 10. 2'ye böl 5, 7. 5'e böl 1, 7'ye böl 1 oldu. 5 kere 7, 35. 35 ile 2'nin çarpımı 70. 70 ile 2'nin çarpımı da 140. Ekokları 140'mış arkadaşlarım. Şimdi 140'lık bir kare yapacaksın sen. Bir kenarı 140 olan bir kare oluşacak. Ne diyordu bize? Kaç tane fayans gerekir diye soruyor. Hemen 140'lı şöyle 14'te böleceksin. Yani daha doğrusu alandan bulalım. 140 çarpı 140 bölü 14 çarpı 20 diyelim dostlarım. 140'lık bir kenara 14'ten 10 buradan gelir. 20'ye bölsek ne olur burası da? 7 mi olur dostlarım?
7x10'dan da 70'lik 70 tane fayansla biz burayı tamamıyla kaplarmışız dostlarım. Ne yaptık? Büyük karenin alanını küçük karenin alanına böldük dostlarım. Küçük dikdörtgenin alanına böldük. Evet, şimdi geldik şu gruplandırma soruları var ya dostlarım. Bakın bu gruplandırma sorularını biz bir tane çözdük az önce. Emrah'ın oyuncaklarını çözdük. Yalnız burada şöyle bir fark var. Bak Can'ın misketleri. Şimdi misket diyelim bu sefer. M tane misketi olsun. Sen bu misketleri 4'er 4'er, 5'er 5'er ve 6'şar 6'şar saydığında hep 3 misket artıyormuş. Yani 4'ün katından da 3 fazlaymış. 5'in katından da 3 fazlaymış. 6'nın katından da 3 fazlaymış bizim misket sayımız. Dostlar işte burada ne yapacağız peki öğretmenim? Bakın burada da kalanlı ekok problemi diyebiliriz bunun başlığına da. Kalanlı. Bu sefer hani Emrah'ın oyuncaklarında neydi? Bu 3'ler yoktu. 3 misket artmıyordu. 3 oyuncak artmıyordu. Burada artıyor. Şimdi eğer bu kalan sayısı hepsinde aynıysa bu soru da böyle oldu. Ama bakın bu soruda kalan sayıları burada 1, burada 3, burada 4 farklı. Eğer kalan sayıları aynıysa arkadaşlarım hemen bu 3'ü her taraftan çıkartacaksın. Yani M eksi 3 diyeceksin. Bak buradan çıkarttım. Buradan da çıkartırsam sadece 4K kalır. Burada 5M kalır. Burada da 6N kalır. Yani M eksi 3 dediğimiz şey hem 4'ün hem 5'in hem de 6'nın ortak bir katıdır ki 4, 5, 6'nın ortak katının en küçüğünü bulalım biz çünkü en az istiyor. Hemen 2'ye böldüm 3, 2. 2'ye böldüm 1, 3, 5 oldu. 3'e böldüm 1, 5'e böldüm 1 oldu. 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. 12 ile de 5'in çarpımı 60. Demek ki en az 60'ın bir katı olacak burası arkadaşlarım. Eğer şunların katı olsaydı 60 olacaktı. En az dediği için de ne olabilir? 60 olur. 3 basamaklı deseydi 120 olurdu falan filan. Ama biz en az dediği için 60'ı aldık. 60K çıktı. Bir katı 60'ı aldık. Ama bu ne 60 dediğimiz? Misket sayısının 3 eksiğiydi değil mi dostlarım? M eksi 3'ü bulduk biz 60. Hemen eksi 3'ü buraya gönder artı 3 olarak. Demek ki 63 tane misketi vardır diyebilirim en az sayı olarak. Peki burada ne yapacağız öğretmenim? Dostlar bakın burada da her birinin farklı bir kalanı var gördüğünüz üzere. Burada da kalanları eşitlemeye çalışacaksınız. İlk etapta bunu yapacaksınız. Şöyle bir bakın bakalım. Genelde hep şu olur arkadaşlar. 6'dan 1 çıkar 5. 8'den 3 çıkar 5. 9'dan 4 çıkar 5. Yani hepsinin aradaki farkı 5. O zaman ben bütün her şeye 5 ekliyorum bak. A artı 5. Burası ne oldu? 6A artı 6. Burası 8B artı 8. Burası 9C artı 9 oldu. Yani biz A artı 5'i bak şöyle yazalım. 6'nın bir katıdır. 6 parantezinde A artı 1 olur. 8'in bir katıdır. 8 parantezinde B artı 1 oldu. Yine 9'un da bir katıdır. C artı 1 şeklinde yazdım bunu da dostlarım. Yani A artı 5 burayı şimdilik görme. Buradaki sayı hem 6'nın hem 8'in hem de 9'un katı. Ortak katı oldu dostlarım. En küçük A sayısını soruyor. O yüzden ortak katlarının en küçüğünü alacağız. Yani ekok yani okek. 6, 8, 9'un okeki. 2'ye böl 3, 4. 2'ye böl 2, 2'ye böl 1. 3'e böl 1, 3. Bir daha 3'e böl 1 olsun. Şurası 8. 8 kere 3, 24. 24 ile 3'ün çarpımı da 72. Demek ki şurası 72'nin bir katı olacak arkadaşlar. Peki 72'nin bir katı da nedir bu 72'nin katı olan? A artı 5'tir 72'nin bir katı olan. En küçük dediği için 72 seçelim biz. A artı 5 eşittir 72 olsun dostlarım. Peki A artı 5 72 ise A ne çıkar bu durumda? 67 mi olur? Bize de neyi soruyor? İşte A sayısının rakamları toplamı. 6 ile 7'nin toplamı da 13 yaptı. Gönül rahatlığıyla diyebiliriz dostlarım. Evet arkadaşlar kalanlık ekok soruları da çözdük. Burada duralım. Biraz su içmeye de ihtiyacım var. İyice gırtlak gitti. Saat gecenin bir yarısı oldu arkadaşlar. Yorulduk artık.
Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşürüz. Siz yeter ki çalışın Goberler. Hadi göreyim sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.